Şuralarımızda bizim kabile var. İrişirler var. İki kabileyiz burada. Bu mahallede lan. Bu mahallede iki kabileyiz. Mahallenin ismi Karakoç Mahallesi. Kocalar Mahallesi. Kocalar Mahallesi. Şimdi oturan kimler var? Sıra isimleri aklında bulunuyor. Şimdi burada bulunan Haydar İrişir var, Mehmet İrişir var, Halil Akyol var. Ondan sonra Ali Koca var, Akul Koca var. Bir Ali Koca daha, bir Ali Koca daha, bir Ali Koca daha. Akul Koca gene. Ondan sonra kurban. Genelde kocalar oturuyor yani. Hüseyin Koca, İbiş Koca, Kalender Koca. Bunlar oturuyor bu karşı mahalleden. Bu halamı bir anlatmayayım. Gel yanına otur da. Kamera çeksin de halamı nereden aldın? Halanı mı? He. Ya bir buluntu. Nerede alayım? Nereden oldu. Aldın halamı? Bu köyden mi aldın? Bu köyden. Mi aldın? Yok. Ne zaman evlendin? Bir gençliğine götür şöyle bizi ya. 62'den evlendim. Anlat işte. Geçmişini anlat şöyle. Ömrün nereye harcadın onu anlat bana. 62'den kurban. Şimdi sana temeli söyleyeyim ki bunun babası benim babamla emmi çocuklar. Bunun babası biz işte aşağı yukarı beraber dünyaya gelmişiz. Babası demiş ki ben kızımı buna vereceğim. Buna vereceğim demiş. Bu sefer kurban bunun babası gitti askerden öldü. Hı. Askerden ölünce böyle kaldı. Biz beraber büyüyünce dediler ki babasının vesiyatı dediler. İşte bana verdiler, ben aldım, ben amcamın kızı, akrabamız. Düğün yaptınız. Düğün yaptık, getirdik. Aşkı yaptınız düğünü. Öyle o zaman bir günde yapılırdı. Öyle mi? Bazı köylerde diyorlar bir hafta falan. Yok bir hafta değil. Bu akşam bu zamandan giderler, sabahın gelini getirirler. Bizim usul böyleydi efendim. Öyle mi? Bu tarafın örf ve adetleri öyle. Başlık falan olur muydu? Yok, vardı da bizden bir şey olmadı. Öyle mi? Başlık vermedik. Niye vermediniz? Hiç de vermedik. Amcamızın kızıydı. Babası yoktu. Vermedik. İşte ilk bu... çocuğun olduğunda sevindin mi? Şu çocuklarını bir anlatmayayım mı? Şimdi çocuklar ilk çocuk olunca ben askerdeydim. Le mi? He. Ne kadar yaptın askerliği? 2 sene yaptım. 2 sene. 24 ay yaptın. 24... Nerede yaptın Acemi Ankara Birliği? Ankara Polat. Acemi Birliği Burdur'du. Usta Birliğim Ankara Polatlı. Ne yaptın askerde? Neydin sen? Piyade miydin? Yok ben piyadeydim he. Top şoförüydüm. Topçu şoförü. Topçu şoförüydüm. 2 ay şeyden kaldım Burdur'dan. Ondan sonra şoföre dahili yazarlar da. Yazdılar bizi 2 ay kalınca bizi dağıttılar. Ben Ankara Polatlı'ya geldim. Orada 3 ayı staj gördüm. Ondan sonra işte şoför olduk. Ateşe giderdik, taşa giderdik. Evet. Her şeye çalışırdık. Çok ateşe giderdik. Askerliği bitirdim, oradan geldim. Askerden önce ne iş yapıyordun? Askerden önce biraz koyun vardı, onlarla uğraşıyordum. Çok güzel, çok güzel. Biraz koyun vardı. Hiç onlar... kurt gördük mü? Gördük. Kurtlar adamı yer mi? Kurtlar adamı yer, nasıl yer? Aç kalır, kışın daralır. Adam tek düşürürse yer. Yoksa kurt başka adamı yemez. Normalde yemez yani. Normalde yemez ama çok daralır. Aç kalırsa diyorum. Aç kalırsa adamı tek düşürürse, gözü keserse ondan sonra işte kurt adamı yer. Doğru. Doğru. Kurt Kayser'den mi bir tane çocuk yedi herhalde? Yalan söylemez. Ne zaman sen baştaydı Kayser'den? Birkaç sene oldu ama böyle bir duydum dediler bir kısım bir çocuğu. Kurt yemiş dediler değil mi? Dediler he kısım kurt yemiş dediler bir çocuğu. Davut. İşte durum böyle. Başka sen sor ben söyleyeyim yoksa. Peki bu köy geçimini neyle sağlar? Şimdi köy evvela işte tarlalar hep ekilirdi. Herpesinin de az çok malı vardı. Tarlaları sürerdi malın geliriyle. İşte çalışırlardı. Kimisi çoban dururdu, kimisi çırak dururdu. Kimisi kendine çalışırdı. Böyle geçimi sağlarlardı. Ondan sonra bir Almanya çıktı. Almanya'ya gittiler. Gidenler parayı getirdiler. Bu sefer bir Almanya ahır oldu. Onda geldiler ev yaptılar. Şunların nesi vardı ki? Almanya'ya gittiler gene ev soydu. Evet, normalinde bu köy aşağıdaydı. Aşağıdaydı. Bu şekildeydi. Aşağıda. Millet yurt dışına çıktıkça böyle dağıldı. Dağıldı. Böyle dağıldı.
Çevrede hangi mahalleler var şimdi buraya bağlı? Şimdi Sarıza bağlı hangi mahalleler var? Bura hepsi Sarıza bağlı bu mahalleler. Hepsi Sarıza bağlı. Hepsi İsimlerini bir say bayım. İsimler şu yukarıda Şıklar Mahallesi var, türbe var orada. Ne türbesi? Türbeden bir bahset önce bana. Türbede de işte bir yaşlı bir adam vardı bunların dedesi. He. Ocakzade bir adammış, temiz bir adammış. İşte üstüne türbe yaptılar. Şimdi millet gidip geliyor türbeye. Millet türbeye ziyarete gidiyor. Niçin gidiyorlar yani? Git vallahi bir orada... bir hastalığın olur. He. Bir kurban vaat edersin. Hı. Ondan sonra işte bir huzurun olursa gidiyorsun. Oraya bir uğrayıp geliyorsun. Ha. Ama şifa da o görüyorlar. Şifa da nereliymiş? He? Nereliymiş? Aynı bizim köy. Buralı. Köyden miymiş? Bu köyden ha. Buralı. Ne kadar olmuş vefat edeli? Valla ben vefatını yani bilmiyorum. Le mi? Evet. Dedenin en yaşlı o zaman. Valla işte eskidenmişti. Ben de ne zaman yaptığını bilmiyorum. Burası Şıklar Mahallesi. Bura Kocalar Mahallesi. Kocalar Mahallesi. Kocalar Mahallesi işte şu mahalle. Hmm. Biz evvel karşıdaydık. Burayı olduk da buraya geçtik. Doğru. Biz karşıdaydık. He. Bundan sonra şu... Ne zaman geçtiniz buraya? 82'de. 1982'de geçtiniz. 82'de geçtim. Ha. Buraya geldim. Şuraya geçti bizim Kalolar Mahallesi. Hmm. Ondan sonra gedi açtı bizim Kuluzlar Mahallesi. Daha ötede Kulutlar Mahallesi. Karşıya Çamlı'ya geçtim bizim Karrodiler, Virikler diler. İki tane mahalle de orada vardı. Ondan sonra o sayılar. Kaçar tane ev var peki? Sizin mahallede kaç ev var? Valla soyumun iyice bilmiyorum. Soyumun. 20'şer 30'lar var mı ev? Ev ne 20'ler ne? Le mi? Çok çok. Hmm. Çok. Her mahallede diyor. Her mahallede. Her mahallede. He. Her mahallede var 30 ev. Hani 40 bu ev. Evde 5-6 tane ev gördüm ben bu mahallede. O mahalle yukarıda var. Şurada hmm. var. Şu Kalolar Mahallesi'ne gittim var. Daha öteye gittim var sana gösterdim şeyler. Çok evler çok. He. He. İşte durum böyle. Bizim köyü Malatya'dan gelme. Malatya. Kökenin Malatya'dan mı gelme? Kökenin Malatya Aksadağ'dan gelme. Hmm. Zamanında kaç kişi gelmiş? Şimdi zamanında orada iki kabile varmış Malatya'da. Bir çift üzerinde dövüşmüşler. Onlar biri şey Harun Uşağı, biri Bekir Uşağı. Bekir Uşağı'ndan bir oğlan varmış, çok çapkırmış. O öte taraf bu oğlanı vurmuşlar. Vurunca göçmüşler. Göçmüşler, gelmişler, tanır var şu tarafımızda. Bir sene orada kalmışlar, demiş ki bura sivrisinek bizi yiyecek, gidek dediler. Şurada da marabuz var. Dağlıca diyorlar şimdi. Evet. Orada da oranın kalesi varmış. Gelmişler iki senede orada. Bu bir ev. Gelen bir ev. Yedi kardeşler bir ev. Orada kalmışlar. Orada kalmışlar iki sene. Ondan sonra bakmışlar ki geçim çıkıyor mu? Buraya gelmişler. Burada da Hacı Bebekler isminden bir adam varmış. Şimdi Maraş altından oturuyor o adam. Hacı Bebek. Gelmişler bu adama hizmet etmişler. 5-10 sene hizmet edince demişler, yok biz yapıyoruz bu adam, buna dirsek gösterek. Adamla uğraşmışlar, adam göçmüş gitmiş. Gidince adam gelmiş bunların davarını götürmüş. Bunlar da gitmiş onların sığırını getirmişler. Ondan sonra adam gelmiş demiş ki, koy ben buraya gelmem, ben burayı size satayım. Burayı bu adamlara satıyor, gidiyor. Burada Maraş altından şimdi burada oturuyorlar, Hacı Bebekler diyorlar, burada oturuyorlar. Bunlar da burada kalıyor. Bu şimdi bizim köyün topusundan diyor Hacı Bebek'ten, evvelde su isim yoktu. Hacı Bebek'ten deva obaya intikal olmuş diye köyümüzün topusu. Biz, ondan sonra aşağı yukarı bizim köy hep bir ev desem işte bir kaç tane sonra da gelenler oldu. Onları ayırırsam bir ev sayılır. Ötekiler. Anladım. He, böyle böyle. Evet, mikrofonu senin oğlana ver de çıktın. Ona soru sorayım. Sen de kendini bir tanıt abim şöyle. Sonra anlatırız. Sonra. Sor da. Sen hiç böyle yazıda ekine türkü söyler miydin? Evvelde gençken söylerdim. Ne söylerdin? Yok ya, rast gelin. Ya sen o kadar mümkün değil mi? Şimdi nasıl söyleyeyim? Dur bakalım. İşte kendini toparla şöyle bir. Ulan sesim de gitmiyor. Gün akşam nasıl soğuksuyuz. Başına aldandım dünya ben sana.
ben sana. Emme kısım yar senin olsun, dost senin olsun, yar senin olsun. Bir yiğit bir sefer gelir cihana, onu da bağrına sar senin olsun, dost senin olsun, yar senin olsun. Sesim kusura bakma şeydi. Buzlu su, buzlu su içtim. Buzlu su içtim. İnsan bir karara vardıktan sonra, yönünde sonunu bildikten sonra, benim hatırımı kırdıktan sonra, al götür asıra sar senin olsun, dost senin olsun, yar senin olsun. Masun-i Şerif'e sakın dokunma, bir canı var alda sakınma, ben dünyayım diyen artık yakınma, güneşten soyulup kör senin olsun, dost senin olsun, yar senin olsun. Kurbeti en uzun mu kurbeti? Biz ağam yuturdun sabahı hezran, bilmem bu ayrılık gider mi böyle, teptirimden eyledim nusun, yoksa tacalı kadar.